Tekrar merhabalar sevgili dostlar. İnsanın kendisinin daha iyi bir versiyonunu adım adım inşa etmesindeki 8 basamağı konuşuyoruz. Ee, birinci bölümümüzde niyet dedik. İşte harekete geçirici bir karardı. Sonra gayret dedik. Devamlı çabalamamız lazım ve disiplin gerekiyor dedik. O da güzel. Sonra dedik cesaret lazım. Yeri geldiğinde o sıçrayışı yapabilmemiz lazım. Ve cesaretin bize bir bakış açısı genişlemesi anlamında Basiret diye bir yeteneği yavaş yavaş hediye etmeye başladığında konuştuk. Bu basiret dediğimiz mesele aslında beynimizin doğal bir yetkinliği ile alakalıydı. Beynimizdeki şebekelerin değişen durumlara verdiği doğal yanıtların bir sonucuydu. E, fakat bunun daha ileri düzeyi de var. Özellikle yaratıcı işlerle uğraşan, sanatla falan uğraşan insanların da çok sıklıkla deneyimlediği bir şeydir bu. E, i̇nsan bazen gözünün önünde var olmayan şeyleri fark edebiliyor gözünün önünde açıkça olmayan bazı yolları ve seçenekleri görebiliyor ve enteresan bir şekilde o gördüğü şeyi başka insanların görmediğini de fark edebiliyor. Biz bu özelliğe açıkçası ne isim vereceğimizi çok bilemiyoruz. Hani bunu sıfırdan tanımlamaya kalksak işimiz biraz zor. Çünkü yani birileri bir şeyler görüyor, bir şeyler fark ediyor. Bu böyle olmalı, işte ben şöyle yapabilirim ya da şunlar şöyle yapılırsa daha güzel olur diye bir şey diyor. Etraftakilere çok anlamlı gelmiyor bu söylediği ama çoğu zaman kendisi o dediğini yapınca ya da onun dediğine birileri uyup da onun dediğini yaptıklarında hakikaten bir şeylerin onun öngördüğü gibi olduğunu fark ediyorlar ve sanki böyle bir büyülü bir güçmüş gibi geliyor insana. Görülemeyeni görme yeteneği, beynimizin örüntüsel tanıma yeteneği dediğimiz çok kompleks bir yeteneğiyle yakından alakalı gibi gözüküyor. Bizim beynimizin esas varlık sebebi zaten böyle işte taş aletler yapmak, bilgisayarlar üretmek, matematik problemlerini böyle sırayla çözmek falan filan değil. Esas en mahir olduğu iş, Einstein'ın falan biyografilerinde okuduğunuz gibi, oturup böyle basit düşünce deneyleriyle uğraşırken bir anda Vay işte cam silen adam düşerse kovada onunla beraber düşerse bunlar ikisi aynı anda düşerken birbirlerine göre hareketsiz kalırlarsa demek ki referans çerçevesi içerisindeki fizik kuralları birbirine tutarlıdır falan gibi böyle enteresan aymalar yaşamaları ve bu aymalar, bu fark etmeler, bu içe doğan, ilham olunan şeyler insanlık tarihindeki en büyük fikri ilerlemeleri mesela örneklerini oluşturuyor tarihimizde. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunların bir nörofiziği var mı acaba beynimizde? bilmiyoruz. Yani bunun şebekelerini, beyinde nasıl gerçekleştiğini tam bilebilmemiz mümkün değil. Ama beynin yapısını temelde önümüze koyup şöyle bir kuş bakışı baktığımızda bizim beyin organizasyonunda çok tuhaf bir durum var. Beynimizin bazı bölgeleri ana duyularımızı algılamakla sorumlu tekil alanlardır. Yani işitme için ayrılmış özel bir bölge vardır. Her iki şakak lobunuzda bulunur. Kulaklarınızdan gelen bilgiler buralarda değerlendirilir. Oraya hasar verirseniz de işitme duyusuyla ilgili bir şeyler kaybedersiniz. Hakiza görme için, tat için, dokunma için vesaire böyle özel bölgeler vardır. Ama bunlar beynin Hani en fazla %10-15'lik bir bölümünü kapsar. Geri kalan alanlarının tamamı bizim sinir bilim dilinde multimodal alanlar dediğimiz. Yani çok modlu, çok işlevli alanlar dediğimiz alanlardan oluşur. Nedir bu multimodal alanlar? Bütün duyulardan gelen verileri bir araya getirip birleştiren ve o birleştirdiği şeylerden bir takım anlamlar çıkarmayı becerebilen sinirsel devreler. Niye bizde bu kadar büyük? Beynin neden büyük bu kadar büyük kısmını kaplıyor? Mesela kedilerde de var, farelerde de var, maymunlarda da var ama onların beyninde çok küçük bir yüzde kaplıyor bu olanlar. Zaten beyinleri de küçük ama bizim hem kocaman bir beynimiz var, vücuduna göre en büyük beyne sahip canlı biziz. Hem de o büyüklüğün içerisinde çok fazla bir alanı birleştirme ya da asosyasyon alanları dediğimiz alanlar kaplıyor. Multimodal alanların bir başka adı da asosyasyon ya da ilişkilendirme alanları. Muhtemelen bu devreler o kadar karmaşık ve o kadar mahir ki hala nasıl çalıştıklarını tam anlamadığımız için Bunların işlevlerinden bir tanesi de bağlantısallığı parmak izi gibi kişiden kişiye değişen beyinlerde tamamen nevi şahsına münhasır ve daha başkası için görünmez olan bağlantıları bulup çıkarabilme ve örüntüsel olarak bir şeyler fark edebilme yeteneği olsa gerek diye düşünüyoruz. Buna bir isim vermemiz gerektiğinde de bana sorarsanız yine tarihe, etimolojiye bakmak gayet güzel. Bizim kültürümüzde enteresan bazı kelimeler var. Mesela hiçbir şeyi, yani kimselerin göremediği bir şeyleri gören insanlara verilen feraset sahibi diye bir ifade kullanılıyor genellikle. Böyle bir ifade zikredildiğini duymuşsunuzdur. Şimdi feraset sözü hani böyle biraz kalp gözü falan filan anlamında da, içgörü anlamında da kullanılıyor ama kelime kökenine baktığınızda ilginç bir kökeni var. Faras, at için Arapçada kullanılan onlarca kelimeden bir tanesi. Ve feraset aslında at görüşü anlamına geliyor. Dikkat atların gözleri yan tarafta, bizim ise gözlerimiz önde. Kimin gözü öndedir, kimin gözü yandadır? Hani biyolojide bunu sık anlatırlar. Avcıların gözleri önde, avlanan hayvanların gözleri yandadır. Niye? Avcıyı erken fark edebilsinler diye. Bizimki de önde, hava iyi kitlenelim diye. Bu arada parantez içerisinde avcı bir primat olduğunuzu unutmayın. Bunun hayatta çok karşılığı var. Belki bir başka soruyorum da bunun da detaylarına girebiliriz. Yani avcı tarafımız unutmuş olsak da bütün bedenimiz bize onu hatırlatıyor aslında. Neyse, gözleri yanda olan atların yaklaşık 320-330 derecelik bir görüş açıları var. İnsanların hiç göremeyecekleri şeyleri Atlar bir bakışta gördüğü için diğer insanların göremediklerini görüp fark edebilen insanlara işte böyle bir nezaketen at görüşüne sahip anlamına gelen feraset sahibi ismi uygun görülmüş, sıfatı uygun görülmüş. Dolayısıyla feraset kelimesi aslında geniş ve diğerlerinin göremeyeceği bağlantıları görebilen bir bakışa sahip insanlar için kullandığımız bir ifade. Bunlar doğuştan mı oluyor? Hayır. Niyet, gayret ve cesaretle hareket ettikçe genişleyen basireti sayesinde beyninin milyonlarca yıllık donanımını serbest yaratıcı süreçlere bırakabilme hürriyetini kazanmış insanların doğal çıktıları. Yani bir konuda yeterince gayret gösterir, yeterince aşama alır, yeterince basiret biriktirecek olursanız zihnimizin otomatik özelliği gereği enteresan feraset kapıları açılıyor ve biz başka hiç kimsenin şey, göremediği bir şeyleri görebilen ve artık o yolda ilerleyebilen insanlar haline geliyoruz. Tabii olay bununla bitmiyor başka hiç kimsenin göremediği şeyleri gören insanlara neler oluyor bir sonraki bölümde konuşacağız